8 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray'da Bahar Bayramı şenlik havasında Helvadere'de kutlandı. Helvadere beldesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Hıdrellez ve Bahar Bayramı şenliklerinin bu yıl 13.sü düzenlendi. Şenlikte Anneler Günü nedeniyle Helvadere'nin yaşça en büyükleri arasında olan Teslime Karaoğlan'a gül takdim edildi ve eli öpüldü. Vali Kubilay Ant, Aksaray AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve Helvadere Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Akyol şenliğe katılan bayanlara Anneler Günü nedeniyle gül takdim etti. Şenlik programı halk oyunları gösterisi, halk ozanları atışmaları, yörenin yetiştirdiği ünlü ses sanatçılarının konserleri ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Karların akar sazlığa, kısmetmiş geldim sizler için görev yapmaya. Hele bir türkü çal Hasan Dağı. Bu yıl 13.sünü düzenlediğimiz ve adeta Helvadere kasabamızla bütünleşen kültürümüz, özümüz, sözümüz olan Hıdrellez ve Bahar Şenliğimize şahsım ve beldem adına hepinize hoş geldiniz der, saygılarımı sunarım. Bugün Hıdrellez. Bu anlamlı günde yüreklerimiz bir kere daha tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak coşkuyla çarpmaktadır. Bu heyecanımızın, bu coşkumuzun, bereketimizin daim olmak inşallah. Saygıdeğer konuklar ve değerli hemşehrilerim, güzel şeyler bilmek için güzel şeyler yapmak gerekir. Çünkü bu vatan hepimizin. Vatanımızı seviyoruz. Milletimizi seviyoruz. İşimizi iyi yapacağız. Öğrendiysek öğrenciliğimizi, öğretmen isek öğretmenliğimizi, memur isek memurluğumuzu, esnaf isek esnaflığımızı, çiftçi isek çiftçiliğimizi iyi yapacağız. Vatanımıza, devletimize, demokrasimize her şart ve durumda sahip çıkacağız. Bu yüzden ki vatanımızı sevmek, vatanımız için tüm övülerimizi çalışmak demektir. Ben her zaman bu Kuzude kasabanızın evladı olmaktan ülkemize ve değerli vatandaşlarımıza, kasabama hizmet etmekten daima gurur duydum. Onur duydum. Birlik ve beraberliğimizi daim olması yürekten dilerken, ülkemizin geleceği açısından önemli bir öneme sahip olan 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün Hıdrellez, Hızır Aleyhisselam'la İlyas Peygamberimizin buluşması. Onlar buluşmuş, biz de yüzyıllardır buluşuyoruz. Ne güzel bir buluşma yapmışsınız burada. Hem o mübarekleri hatırlıyoruz, hem birbirimizi görüyoruz. Hemşeri olmak, dostluk olmak, arkadaşlık, millet olmak, ülke olmak, şehir olmak, köy olmak böyle bir şey. İnsanın insanla buluşması, komşunun komşuyla buluşması, köyün köyle buluşması, Aksaray'ın burada bir birlik, beraberlik, Hıdrellez bu işte. Hasan Dağı'nın bizim kültürümüzde müthiş bir yeri vardır. Sadece coğrafyada bir dağ değil, bizim milletimizin dağ ile ilgili bir söyleşisi vardır. Dağ ile ilgili oluşturduğu bir ünsiyeti vardır. Thank you.
başlayalım. Devam ediyoruz. Bırakmayın. Bırakmayın. Şu şalvarımı bir getirin benim ya. Şu şalvarımı bir getirin. Sıkıldım bu kıyafetten ilk şarkıda. Aksaray'da Helvadere'de kutlanan bahar şenliğinde mikrofonu protokole uzattık. Üzülüp ovadan dal Hasan Dağı. Serilmiş eteğin engin düzlüğe. Erirse karların akar sazlığa. Evet sevgili izleyiciler, Helvadere Hıdrellez Şenlikleri her yıl artık düzenli olarak düzenlenen Hıdrellez Festivali bu yılda yoğun bir katılımla devam ediyor ve yanımızda Ağlara Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yılmaz var. Evet başkanım, Helvadere artık geleneksel hale getirdi Hıdrellez Festivali'ni, ne söyleyeceksiniz? Evet, her şeyden önce bugün 13 Mayıs Dünya Anneler Günü. Anneler Günü. Başta şehit ailelerinin, annelerinin ellerinden öpüyorum. Bu vesileyle Çanakkale'de, Afrin'de Türkiye sınırlarını korumak için mücadele eden ve evlatlarını cepheye gönderen annelerin hepsinin ellerinden öpüyorum. Geride kalanlara ölenlere rahmet, geride kalanlara da Allah'tan uzun ömür diliyorum. Tabii geleneksel hale gelen Helvedere Hıdrellez Şenlikleri Sayın Helvedere Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Akyol'un daveti üzerine buraya icabet ettik. Gördüğüm kadarıyla katılım yüksek, güzel bir organizasyon. Şahsım ve kasabam adına teşekkür ediyorum. Böyle bir anlamlı günde de baharın geldiği, yeşilin bir araya geldiği, karıştığı, insanların kaynaşması güzel bir olay. Bu duygu ve düşüncelerle tüm katılımcılara Hıdrellez Şenliklerini kutlu olsun diyorum ben. Gül Ağaç Halk Eğitim Müdürü Tülin İpek Çetin. Evet hocam, ne söyleyeceksiniz Helvadere için? Öncelikle çok teşekkür ederiz. Böyle kültürümüzün yaşatılmasındaki gösterdiğiniz özveriye ve isteğe. Ne söylenebilir değerli arkadaşım? Her şey görülüyor. Hıdrellez bizim özümüz, kültürümüz, sözümüz. Hasan Dağımızla bütünleşmiş. Sabah dedik ki bu coşkuyla Hasan Dağı'nın
karı buzu eriyecek. Sadece Hasan Dağı'nın değil, gönüllerimizin de karı buzu eriyecek. Helva Dere gerçekten tespitiniz doğru, özleşti bu geleneğimizle. Biz artık geçmişin mirasını taşıyıcılar olarak geleceğe kültürümüzü dejenere olmadan, çünkü Hıdrellez atalarımızın en sıcak yadigarlarından, aktarmaya çalışıyoruz. Bunun için özellikle Helva Dere Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Akyol çok büyük çaba sarf ediyor. İnsanlar da kültürümüze rağbet gösteriyor. Öncelikle bugün Anneler Günü. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Başkanımıza böyle bir etkinlik düzenlediği için, Aksaray'ın kültürel ve eğlence hayatına yaptığı katkıdan dolayı çok teşekkür ediyor kendisine. Bu tip etkinliklerin devam etmesini canı gönülden diliyoruz. Anlamlı bir gün, Anneler Günü. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Gene önemli bir gün Hıdrellez. Hıdrellez dostluk demek, coşku demek, barış demek, kardeşlik demek, düğün demek, toy demek. Bu güzel bahar gününde Hasan Hüseyin, belediye başkanımız Hasan Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum ve tüm cefakar annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Teşekkürler, kolay gelsin size de. Binlerce yıllık bayramımız olan Hıdrellez'i hala bugün yaşatan Sayın Belediye Başkanımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çok da önemli bir gün, Anneler Günü. Aslında sadece Anneler Günü'yle bitmiyor. Engelliler Haftası'nda içerisindeyiz. Hemşireler ve sağlık çalışanları da yine aynı bugüne denk gelmekte. Hepsinin bu güzel günlerini kutluyorum. Öncelikle bugün Anneler Günü. Başta annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Bugün Hıdrellez. Hava güzel, şenlik güzel. Bundan dolayı Helva Dere Belediye Başkanımız Hasan Hüseyin Akyol'a çok teşekkür ediyorum. Bölgemizde böyle bir organizasyonu yaptığı için ve geleneksel hale getirdiği için gayet güzel bir ortam. De öncelikle ekranları başındaki bütün hemşehrilerimizin Hıdrellez bayramlarını kutluyorum. Hıdrellez demek biliyorsunuz bahar demek, bereket demek, coşku demek. Bu baharı, bu bereketi gördüğünüz gibi güzel bir şekilde Helva Dere Belediye Başkanımızın güzel bir etkinliğiyle kutluyoruz. Akabinde bizler için çok büyük değer olan kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hıdrellez'in mimarlarından bir tanesi Helva Dere Belediye Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Akyol yanımızda. Hemen geleneksel hale gelen Hıdrellez Festivali kendine soralım efendim. Şimdi Hıdrellez demek tabii geleneksel oldu. Artık bunu Helva Dere dediğin zaman herkes bana Hıdrellez ne zaman olacak başkanım, şenliğin ne zaman olacak diye soruyorlar. Aksaray'da bu aynı. Tabii böyle bir toplumu, böyle bir doğayı Aksaray'da falan bulamazsınız. İnsan arkadaşlar sağ olsunlar yapıyorlar ama şimdi burada önemli olan şu. Bir yere gittiğin zaman insanların rahat edeceği ortamı bulabilmek. Ben bunun için halkıma en gerekenleri yapıyorum. Misafirlerimize de yapıyoruz. Bunun için bu sene 20 bindir, öbür sene 25 bin oluyor. Yani görüyorsunuz alanı. Yani her sene daha fazla oluyor. Ama tabii bir de burada en önemli olan şu oluyor. Ben gördüğüm zaman gördüğüm eksiklikleri hemen not alıyorum. Yeni sene onları da gerçekleştireceğim. Mesela burada bu sene ne gördüm? Araç park yerleri çok düzensiz. Ama yeni sene bunu Allah'ın izniyle bir peyzajıyla, bir mimarla paylaşıp komple araç parklarını, olan yerlerini ayırıp ortada böyle düzenli bir şekilde bir şey yapacağız. Evet efendim, tebrik ediyoruz sizi. Biz bunların devamını Aksaray olarak... Ben burada halkıma ve vatandaşlarımıza, misafirlerimize şunu söylüyorum. Sizler de tabii bunu televizyonlarda her zaman için yayınlayın. Şimdi Allah razı olsun. Ben söylüyorum, Helva Dere'ye geliyorlar. Toplumumuza katılıyorlar ama ufak tefek belki vatandaşlarımızın hataları olabiliyor. Bunlar için kendilerinden özür diliyorum. İyilerini kendilerine, kötülerini hepsini ben kabul ediyorum. Ortaköy Ziraat Odası Başkanlığı 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilerle bir araya geldi. Ortaköy Ziraat Odası Başkanlığı 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla yöre çiftçileri, muhtarları, Ortaköy Belediye Başkanı ve Ortaköy Kaymakamı ile bir araya geldi. Düzenlenen programda Ortaköy Kaymakamı Fatih Görmüş, Ziraat Odası Başkanı Yıldız Coşkun bir konuşma yaptı. İFAB'ın 14 Mayıs 1984 yılında Hindistan'da yapılan genel kurulunda çiftçilik mesleğine ve sorunlarının tüm dünyada farkındalığını artırmak amacıyla teklif edilmiş ve Dünya Çiftçiler Günü bu genel kurulda kabul edilmiştir. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü İFAB'a üye olan tüm ülkelerde aynı zamanda
kutlanmasına başlanmıştır. Bugün de gerçekleştirecek çeşitli faaliyetler ile dünyanın her tarafında tarımsal üretim yaparak insanlığın ihtiyaç duyduğu gıda üretimini gerçekleştiren çiftçil mesleğini toplum için taşıdığı önemin ortaya konulması ve tarımın dolayısıyla çiftçilik mesleğinin sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekilmesi hedeflenmiştir. 7'miz her ekmekte, içtiğimiz her çorbada, giydiğimiz her kıyafette çiftçimizin hakkı ve onun teri vardır. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Oda Başkanlarım, Protokol, sevgili çiftçiler ve değerli basın mensupları. Ziraat Odamızın ev sahipliğinde bankamızın katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlamalarına hoş geldiniz. Tarım sektörüne sunduğu hizmetler ile Türkiye'nin öncü ve lider tarım bankası olan Denizbank, tarıma yatırımın sosyal sorumluluğun bir parçası olarak gören ve bu anlayışla Türkiye'de ilk kez bir özel bankada tarım bankacılığını kuran Denizbank bugün itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde bulunan tarım şubeleri, yerel ekipleri ve yöreye özel hazırlanmış ürün ve hizmetleriyle sektöre önemli bir oranda finansal destek sağlamaktadır. Ziraat Odası Başkanımız ve eşi Hacı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Niye derseniz böyle günleri görmeyi, böyle hoş toplantıları görmeyi gerçekten özledik. 1 milyar civarında olan nüfus bugün 6-7 milyar civarında. Bu kadar tabii nüfusu beslemek için çok ciddi bir tarımsal altyapı gerekiyor. Ortaköy Kaymakamımız Fatih Görmüş Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Aksaray Ticaret Borsası Eskil Tarım Ticaret Merkezi'nde 28 iş yeri ve depo noter huzurunda çekilen kura ile sahiplerini buldu. Aksaray Ticaret Borsası Eskil Tarım Ticaret Merkezi'nde 28 adet iş yeri ve depo noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle sahiplerini buldu. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve meclisinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucu Eskil'e kazandırılan Tarım Ticaret Merkezi ilçenin yeni cazibe merkezi haline gelecek. Aksaray Ticaret Borsası'nın üyeleri bu merkez sayesinde ticaretlerini modern bir ortamda ve son teknolojiyle rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek. Aksaray Ticaret Borsası Eskil Tarım Ticaret Merkezi alanında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Özkök, Meclis Başkanı Nurettin Yapılcan, Yönetim Kurulu üyeleri Naci Duman, Abdi Okur, Meclis üyeleri Mehmet Ekici, Yakup Uğur, Hasan Kurt, Ali Hakan Acar, Gürsel Keskin, İbrahim Kırlı, depo ve iş yeri hak sahipleri ve üyeler katıldı. Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Özkök, 28 adet iş yeri ve deponun sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunarak şu anda 28 adet iş yeri ilçemizin noter huzurunda çekilişini gerçekleştirdik. Eskil ilçemizin tarım potansiyeli çok yüksek. İleriki zamanlarda sizlerin de destekleriyle iyi projeler ortaya koyacağız. Aksaray Ticaret Borsası olarak biz her zaman görevimizin başında, sorumluluğumuzun bilincinde olarak bir işin ortasını değil, en iyisini yapma gayretinde olacağız. Aynı ruh ve heyecanla çalışan, emeklerini esirgemeyen kıymetli Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve meclis üyelerimize sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bu depo ve işyerlerimizin öncelikle ailenize, ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum dedi. Yapılan konuşmaların ardından noter huzurunda 28 adet iş yeri ve depoların çekilişi gerçekleştirildi. 28 adet iş yerimiz şu an itibariyle çekilişi gerçekleşecek. Bu merkezimizdeki kura çekimiyle işlemimizi burada tamamlamış olacağız. Daha sonra eksiklerimizi tamamlanmasından sonra da tahsis belgesi verilecek. Ve siz buradan sonra istediğiniz içerisindeki tadilatı ve yapacağınız işleri yapmak için bu kurayı açıkçası biraz hızlandırdık. Çünkü sezon başlıyor. Belki dükkanda kirası olanlar, arkadaşlarımız var, bizi aradılar. Bu manada bir çalışmaya başlayalım diye bugün kura çekilişimiz gerçekleşecek. Bundan sonra da tahsis belgenizi hemen bir hafta içerisinde işlemleri tamamladığınızda gerçekleştireceğiz. Biz Eskil'in tabii potansiyelinin bu kadar küçük dükkanlar olmadığını biz de biliyoruz. Fakat mevcut şartları da zorlayarak şu an itibariyle bunu yaptık. İnşallah ileriki sürede sizlerin de önerileri ve destekleriyle
burada bizim sorumlu başkanımız Gürsel Keskin ve İbrahim Kırlı Beyefendi'nin de hakikaten destekleriyle inşallah hep birlikte iyi projeler çıkaracağız. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk desteklemelerden bahsetti. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, anaç koyun keçi başına 25 TL olmak üzere yaklaşık 10 milyon liraya yakın bir rakamı Mayıs ayı sonunda bakanlığımız hesaplara yatıracak dedi. Desteklemeler var mı üreticinin üretimde? Her yıl olduğu gibi yine 2018 yılı Mayıs ayı sonunda Aksaray'da birliğimize üye üreticilerimize anaç koyun keçi başı 25 lira olmak üzere yaklaşık 10 milyon liraya yakın bir rakamı inşallah bakanlığımız Mayıs ayı sonuna doğru hesaplarına yatıracak. Tabii yaklaşık 10-11 yıldır bu desteklemeleri alıyoruz. Desteklemeli rakamlarının daha iyi noktalara gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yine bu sene 25 lira üzerinden yatacak. Halk elinde ıslah projemiz var 2 tane hem Ortaköy hem Aksaray merkez ilçemizde. Oralardan da yaklaşık 1-1,5 milyon lira gibi bir destekleme rakamıyla her yıl 10-12 milyon lira civarında bir desteklemeyi üreticilerimiz hesaplarına aktarıyoruz. Yine Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte Damızlık Koyun Keçi Birliği üyelerimize bir proje hazırlamıştık. Çoban ağılı ve konteyner şeklinde 23-24 tane üyemize bu konteynerler ve çoban ağıllarında bir hafta 10 gün içerisinde inşallah hak sahipleri belirlendi, ilan edilecek ve alımları yapılacak. Kişi başı yaklaşık 65 bin liraya mal olan ve üreticilerimizden 19 bin 500 lira çıkacak. Yani yaklaşık 45 bin lirasını, 45 bin 500 lirasını KOP karşılıyor. Yine Kalkınma Bakanlığımızdan bir böyle bir proje uyguladık. Yaklaşık 1 trilyon 50 bin lira yani 1 milyon 50 bin lira gibi bir rakamda Aksaray üreticilerimize kazandırmış oluyoruz. Bu çoban evinde yaklaşık 25 metrekare banyosu, tuvaleti var. Üstünde güneş enerji sistemi var. İçinde bir mini buzdolabı var. 2 tane ranzası var efendim. Elektriği var. Taşınabilir, çekilebilir. Seyyar ağırlığımız çadır. Çelik çatılı yaklaşık 238 metrekare kapasiteli, içi bölmeli, ızgaralı. Efendim, yanmaz bir malzemeden yapılıyor. Yani böyle ateşi tutuyorsunuz, çakmağı tutuyorsunuz, yanmıyor. Bu çok önemli. Soğuk ve sıcak geçirgenliği var, geçirgenliği yok. Yalıtımlı, garantili, sökmeli, takmalı. Özellikle yaylalara giden, araziye giden ve ağlı, orada kapalı ağlı olmayan üreticilerimizin faydalanabileceği bir sistem. Yaklaşık 100 civarında üreticimiz buna müracaat etti. Bundan bir puanlama sistemiyle KOP ve bakanlığımız temsilcileri bir eleme yaptılar. 23-24 tane üreticimiz bundan da faydalanacak. Bu da Aksaray için önemli bir proje. Zaten sadece hükümetimizin, bakanlığımızın kaynaklarından değil, Aksaray'da hem tarım ve hayvancılık alanında hem ticaret alanında daha farklı projeler üretilerek, yani sadece hükümetin, bakanlığın verdiği değil, talep edilerek, proje hazırlanarak yatırımların gelmesi çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Tarım İl Müdürlüğümüze veya diğer müdürlüklerimize bu konuda çok ciddi anlamda iş düşüyor. Projelerin üretilmesi, sayılarının artırılması, çeşitlerinin artırılması, Kalkınma Bakanlığı'nın çok daha verimli kullanılması, Aileler Kalkınma Ajansı, KOP gibi ajansların, efendim İPART gibi, Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu gibi ajansların hizmetlerinden, nimetlerinden çok daha fazla faydalanmak gerekiyor. Bu iş için de projeler üretmek lazım. Her müdürlüğün proje ekiplerinin olması Aksaray'a çok ciddi anlamda yatırım getirir diye düşünüyorum. Şimdi bölge haberleriyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ereğli'de halka seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ereğli'de Yunus Emre Meydanı'nda toplanan binlerce Ereğliliğe hitap etti. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya'daki kalesi olan Ereğli'de binlerce vatandaşa hitap etti. Önümüzdeki günlerde diplomasını açıklayacağını söyleyen İnce konuşmasında şunları söyledi. Ben Türk, Kürt diye ayırmam. 81 milyonu da seviyorum. Benim gönlüm zengin. AKP demeyeceğim, AK Parti diyeceğim. Benim Cumhurbaşkanlığı döneminde yargıçlar ayağa kalkmayacak. Çünkü beni de yargılayacaklar. Çiftçimiz zulüm görüyor resmen. Türkiye dünyada buğdayın anavatanı. Biz her yıl 5 milyon ton buğdayı dışarıdan alıyoruz. Mazot %27 arttı. Ereğlili kardeşim fakirleşiyorsun. Cebinden birileri paranı çekiyor. Böyle olduğu için et ithal ediyoruz dedi. Ekonomi iyiye gidiyor diyor. Nasıl iyiye gidiyor bu?
Gelişmiş ülkelerde enflasyon %3, Türkiye'de %11. 53 milyar dolar cari açık var. İşsizlik %20'lerde, genç işsizlik. Bu nasıl olacak? Önceden böyle yapıyordu, dört parmak diyordu. Dolar 4'ü geçti, 5'i geçti, ne olacak? Parmağı eklemesi lazım diğer parmakları da yanına. Hedefim gençlerimizin daha iyi eğitim alması. Gençler, üniversitede okuyan gençler, size fizik öğretmeni Muharrem abinizin sözüdür bu. Nasıl ki emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira veriyorsa hükümet, ki destekliyorum, doğrudur. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda üniversite öğrencileri hiçbirinizi ayırt etmeden 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu 5'er 100 lira alacaksınız. Devam ediyorum. Aldığınız krediler okul bitince kesiliyor, değil mi? Kesmeyeceğiz. 2 sene iş bulana kadar, 2 sene çocuk okulu bitirdiğine pişman oluyor. Okuldayken kredisi var, 475 lira alıyor. Okul bitiyor, iş yok, kredi de yok, aileyle sorun çıkıyor. Üniversiteyi bitirse de 2 yıl iş bulamadığı sürece kredisini ödemeye devam edeceğiz. Şimdi bütün öğrencilere sesleniyorum. Bütün öğrenciler, lisedekiler dahil. Öğrenci kimliğini gösteren her çocuğun bütün müzelere ücretsiz girecek. Bütün müzeler. Müzelere girmek eğitimin bir parçasıdır. Müzelere girmek önemlidir. Bakın, o meydanlarda gelip tezek diyecek, çöplük diyecek, pislik diyecek, ben gelecek diyeceğim, gelecek. Ben gelecek çocuklar diyeceğim. Yani bir insan meydanlara gelip CHP pisliktir, CHP çöplüktür, laf mı bu ya? Laf mı? Ben de sana şöyle derim o zaman. Testinin içinde ne varsa ağzından o akardır. Hatta bir şey daha derim. Cumhuriyetin kurucusu Aziz Atatürk pislikleri 30 Ağustos 1920'de 22'de denize dökmüştü. Demek ki bazen pislikler dalgayla geri gelebiliyor. Ben bunlara sataşmayacağım. Ama sataşırlarsa da yine bir başka çelişkisi şu. Diyor ki memleketin, diyor, beka sorunu var. Memleketin gelecek sorunu var, diyor. Arkaya dönüyor. İstikrar var memlekette, diyor. Ya ikisi birden olur mu? Memlekette istikrar varsa beka sorunu yoktur. Beka sorunu varsa istikrar yoktur. İkisi birden olmaz. Bu mümkün değil. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde 3. atık metal malzeme sergisi açıldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde OKÜ, Osmaniye Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan 3. atık metal malzeme sergisi açıldı. Serginin açılışına Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali İhsan Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışını yapan Vali Coşkun, emeği geçen öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu serginin çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturulmasında katkı sağlamasını diliyorum. Hayırlı olsun, dedi. Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Ömer Faruk Coşkun, sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Doğadaki her atığın sanata dönüşebileceğinin en güzel örneklerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Sanat olabileceği,
Anahtar, somun, pul, civata, tel, cam bir araya getirilerek oluşturulan bir başka bir ürün. Uzaktan baktığımızda insan beynini çalıştıran, mekanik olarak makine bölümünü temsil eden bir resim. Osmaniye'de Sayın Bey Ortaokulu tarafından robot fuarı düzenlendi. Sayın Bey Ortaokulu tarafından düzenlenen robot fuarı Park 328 AVM'de açıldı. Fuarın açılışına Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Fuarın açılışını yapan Vali Coşkun, emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin bu çalışmaları sonucunda ufuklarının daha da açılmasını ve daha güzel çalışmalara imza atmalarını temenni ediyorum, dedi. Vali Coşkun daha sonra sergiyi gezerek projeleri hakkında öğrencilerinden bilgi aldı. Vali Coşkun, Park 328 AVM'nin zemin katında "Sanat çocukların hayal gücünde saklıdır" sloganıyla açılan Sayın Bey Ortaokulu resim ve keçe sergisini de gezdi. Sergi hakkında bilgi alan Vali Coşkun, sergide emeği ve katkısı olan tüm öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Evet, burası daha çok 15 tane. Emeği geçen çocuklarımızı tebrik ediyoruz.
Osmaniye'de dün akşam yağan aşırı yağış mesire alanlarına zarar verdi. Osmaniye'de sel mesire alanına zarar verdi. Karaçay mahallesinde bulunan mesire alanı su altında kalırken sahipsiz kediler için hayvanseverler tarafından yaptırılan yuvalar zarar gördü. 8 kedi kayboldu. Dereboğaz mahallesindeki Karacalar mevkisinde yer alan Zorkun yolunda çökme yaşanırken belediye ekipleri yolun kenarına güvenlik şeridiyle çekerek çalışma yaptı. Fakı Uşağı mahallesinde ise 2 kişi iş yerinde meydana gelen su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Karaçay mesire alanında 20 yıldır iş yeri bulunan Ali Bulut, akşam saat 21 sularında çok şiddetli bir yağmur başladı. 3 saate yakın süren yağmur sonucunda aşırı derece sel meydana geldi. Saat 9 sularıydı. Çok şiddetli bir yağmur başladı. Ve nereden baksan herhalde bir 3 saat sürdü. Ve aşırı derecede bir sel geldi. Ve mesire alanına, benim olduğum dükkanlara aşırı derecede zarar verdi. AFAD ve itfaiye şeyleri ve polis ekipleri geldi, bizi kurtardı. Bayağı mahsur kaldık burada 2 saat falan. Ben 20 yıldır buradayım. Burada esnafım. Bu üçüncü sel, böyle felaket. Üçüncüsünü yaşadım. İlki daha şeydi, şiddetliydi. Mesire alanının tamamını almıştı. Yani ikincisi o kadar değildi ama bu daha şey. Burada sahipsiz 85 tane falan kedimiz var. Ona sahipleniyor. Hayırseverler bunları yaptırdı. Ve bunlara da sel zarar verdi. Bazı kedileri de sel götürmüş. 7-8 tane görmediğim kedi var. Dün akşamdan beri yağan yağmurdan dolayı köyümüz aşırı derecede su baskınına maruz kalmıştır. Yayla yolunun vaziyetini görüyoruz. Yukarıdan ormancıların kesmiş olduğu odunlardan dolayı sel baskınına maruz kaldık. Dere yatağını görüyorsunuz, evler var burada. Evler. Evimizin altını oymakta heyelan tehlikesi var. Şurada komşu gene aynı derecede şey. Orada sel baskını, toprak kayması tehlikesi var. Geçir aşağı. Belediyede misin sen? Hangi şey? Temizliyor, ediyor. Böyle dükkan sahibine bırakmıyorlar. Ama o toplamaya gelince de geliyorlar. Kapı kapı güzel. Belki o da yani kendi şey olduğu için bir şeyler yapar. İçeriye doğru geldi. Bana bir uzun. Yani benden öteki taraftan da. Belediyenin görmüş olduğunuz işte dere yatağı orada patlıyor. Oradan su akıyor. Belediyenin işte yaptığı sistem bu. Altyapı sıfır. Şehirleşme sıfır. Ondan sonra bizim dükkanımız oluyor. Geliyor, itfaiyesi geliyor, AFAD'ı geliyor. Milletvekili geliyor. Sonuç sıfır. Kimse yardım etmiyor. Bir şey yapmıyor. Temizlik bile yardım etmiyor. Hani maddi hasar geç, temizliğe bile yardım etmiyor. Şu ağacı nasıl alacak mesela benim elemanım? Şu ağacı nasıl alacak? İçerinin hali nasıl temizlik? İçeri diz boyu çamur. Ne yapacağız biz burada? Hani kim bakacak yani bunu? Anlamadık ki. Emir Gazi Buluşma ve Dayanışma Festivali'nin 5.'si vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Emirgazi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Emirgazi Buluşma ve Dayanışma Festivali'nin 5.'si Emirgazi Belediyesi Merkez Mesire alanında binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. Emirgazi Merkez'de 5. Emirgaziler Buluşma ve Dayanışma Etkinlikleri Festivali'ne Emirgaziler yoğun ilgi gösterdi. Festivale Emirgazi Kaymakamı Salih Çiğdem, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, İlçe Garnizon Komutanı Ömer Sezgin, AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli, siyasi partilerin temsilcileri, siyasi partilerin milletvekili aday adayları, muhtarlar, daire amirleri, davetliler ve vatandaşların yoğun katılımlarıyla gerçekleşti. Festival saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak'ın konuşmasıyla devam etti. Bu arada birazdan değineceğiz ama şöyle bir annelerimiz, özellikle herkesten istiyorum, bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Annelerim, ellerinizden öpüyorum sizleri. Evvela sözlerin en güzeli olan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat ile başlamak istiyorum. Değerli misafirler, gönülleri, seni zikreden dilleri her türlü fitne ve fesattan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, burada bulunan cemaatimize ve bütün İslam alemine, Müslümanları, ülkemizi, vatanımızı, birlik ve beraberliğimizi rahmetin ile dahili ve harici düşmanlara karşı muhafaza eyle ya Rabbi. Ve ya Rabbi, senin kapına gelerek, sana el açarak, sana yalvararak batılı batıl bilip batıldan kaçan kullarından eyle. Vermiş olduğun nimetler için sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Ereğli Belediyesi'nden bir ilk daha. İkram Çeşmesi'nden vatandaşlara süt ikram edildi. Ereğli Belediyesi'nden bir ilk daha İkram Çeşmesi Ereğlilerin hizmetine sunuldu. Uğurlu Camii önünde Cuma namazı çıkışı vatandaşlara süt ikram edildi. İkram Çeşmesi'ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. Halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz diyen Başkan Özgüven, şehrimize hizmet noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Fiziki ve kültürel çalışmalarımızın yanı sıra sosyal belediyecilik kapsamında da hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Ereğlimize ve vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet edebiliriz noktasında çaba harcıyoruz. İkram Çeşmesi de bu hizmetlerimizden birisi. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Belediye olarak özel günlerde paylaşmanın hazzını yaşayarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da desteğini görüyoruz. Bize destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, onların destekleriyle daha birçok hizmeti Ereğli'mize kazandıracağımızı belirtmek istiyorum dedi. Merhaba. Nasıl buluyorsun belediyemizin bu İkram Çeşmesi hizmetini? Gayet olumlu karşılıyorum. Güzel bir şey. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Merhaba. Nasıl buluyorsunuz belediyemizin İkram Çeşmesi'ni? Çok güzel, çok güzel. Çok. Cuma'dan çıkınca süt mü içiyorsunuz? Evet, evet. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun amcam. Çok teşekkür ederim. Nasıl buluyorsunuz Ereğli Belediyesi'nin bu hizmetini? Allah razı olsun. Sizin mübarek Ramazanımızın başlangıcında
bizlere ikramda bulduğu süt için teşekkür ederiz. Başkanımıza bundan dolayı çok mutluyuz. Her zaman ikramda bulunuyor. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Hayırlı cumalar, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yani böyle güzelliklerin olması güzel bir şey. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Peki, iyi cumalar. Hayırlı cumalar, sağ olun. İyi cumalar Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bu hizmet hakkında bize biraz açıklama yapabilir misiniz? Evet, şimdi bu ikram çeşmemiz. Her elimizde 1200 bardaklık. İçerisinde soğuk ve sıcak tutabileceğiz. Aynı zamanda çorbadır, ayrandır, şuruptur, şerbettir. Bütün istediğimiz sıvıları koyabileceğiz. Ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Çok memnun herhalde vatandaşımız, öyle görünüyor. İnşallah birkaç yere daha düşünüyoruz. Memnunsunuz değil mi? Afiyet şeker olsun. Peki Sayın Başkanım, sadece cuma günleri mi bu ikram çeşmesi? Yok. Her zaman kullanabiliriz. Ve burada hiçbir adamda gerek yok başında durmasına. İçine dolduruyoruz bir 175 litrelik sıvı. Bunu herkes kullanabilir. Yani hiç kimse olmadan çeşmesinden açacak, içecek. Ayrandır, şerbettir, süttür, çorbadır. Ve istediğimiz sıcaklıkta da tutuyor. Soğuklukta da tutuyor. İnşallah memnun olmuştur vatandaşımız ve memnun olacaktır. Öyle görünüyor. Sayın Başkanım. Öyle zaten afiyet şeker olsun. Şimdi burası Uğurlu Camii, şehir merkezi. Evet. Bir de Uğurlu Camimiz var. Oraya da böyle bir düşünüyoruz. İkram çeşmesi düşünüyoruz. Şimdi bugün ilk defa açtık. Buraya bir deneme mahiyetinde sütü verdik. İnşallah eğer talep bakıyorum iyi. Oraya da koyacağız. Hatta hastanemizin önünü de düşünüyoruz. Çok güzel. Çorba. Sabahleyin hastaneye giden insanlar sıcak çorbasını içsin. Hayırsever vatandaşlarımız içine dolduracak. Tamam mı? Kapağını kapatacağız. Vatandaş içecek. Peki. Çorbaysa çorba, sütse süt. Çok teşekkürler. Rica ederim efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Fettah Can konserine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Fettah Can Ereğli'de. Ereğli Belediyesi tarafından kültür hizmetleri kapsamında düzenlenen Fettah Can konserine ilgi yoğun oldu. Olumsuz hava şartlarına rağmen yüzlerce genç istasyon caddesini akın etti. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Fettah Can'a teşekkür edip hediye takdim etti. Farkındayım, sana bir şey olmayacak. Ben ve her şeyim yanındayım. Artık bir yer bildim değişikliği. Galiba canım gölgesinde seninliğim. Gözlerisi sen bu yıl 5.'si düzenlenen Emir Gazi Buluşma ve Kaynaşma Festivali'nde Emir Gazi Kaymakamı Salih Çiğdem mikrofonumuza konuştu. Sayın Başkanım, ben 5.'si bu yıl 5.'si düzenlenen Emir Gazi Buluşma ve Kaynaşma Festivali'ne yoğun ilgi vardı. Binlerce Emir Gazili belediye organizasyonunda düzenlenen şenlikte bir araya geldi. Emir Gazi Kaymakamı Salih Çiğdem ve Emir Gazi Belediye Başkanı Nuruşen Koçak mikrofonumuzla şenliği değerlendirdiler. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Önce hoş geldiniz. Yüzyıya beraber sürekli şekilde devam ediyoruz. Vatandaşımız gördüğümüz kadar mutlu. Biz onlardan daha çok mutluyuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Böyle geçmişler oraya geldi. Sağ olun, var olun. Memleketimiz hayırlı olsun. Yine 11'i buldunuz sanırım. İnşallah. Öyle görünüyor. Peki efendim. İyi eğlenceler diliyorum. Evet, Sayın Kaymakamım. Geçen sene farklı bir yatırımda aynı oldu. Şimdi deyince, şimdi deyince,
Niğde'de İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Açık Kapı projesi Niğde Valiliği'nde hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Açık Kapı projesi Niğde Valiliği'nde hayata geçirildi. Niğde Valiliği girişinde hizmete sunulan Açık Kapı projesinde kurum içi eğitim alan 5 memur görevlendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Açık Kapı projesinin amacı vatandaşların kamu hizmetine daha hızlı ve daha kolay erişimini sağlamak ve vatandaşın memnuniyetini artırmaktır dedi. İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan yeni bir projeyi, yeni bir hizmeti bugünün itibariyle ilimizde de başlatıyoruz. Projemizin adı Açık Kapı Projesi. Projemizin amacı ise vatandaşlarımızın kamu hizmetine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak. Bu sayede vatandaş memnuniyetini ve kamu hizmet kalitesini arttırmak. Ayrıca vatandaşla devlet arasındaki karşılıklı güven ve iletişimi daha üst seviyelere taşımaktır. Projemizin amacını bu şekilde özetleyebilirim. Konuyla ilgili 5 arkadaşımız eğitim almış, 5 arkadaşımız görevlendirdi. Bu noktada vatandaşlarımızın müracaatını alacaklar, ilgili birimlerden takibini yapacaklar ve 7 gün içinde de neticeyi vatandaşlarımıza bildirecekler. Yine bu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla da bir amir, bir memur bu konuyla ilgili sorumlu tutuldu. Vatandaşlarımız bizzat buraya gelip müracaatta bulunacakları gibi www.açıkkapı.gov.tr adresinden ve yine Açık Kapı mobil uygulamasından da elektronik olarak müracaatlarını yapabilecekler. Bu şekilde müracaat yapmaları halinde de kendilerine SMS yoluyla 7 gün içinde yine dönüş yapılacaktır. Bu uygulamanın ilimizde faaliyete geçmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu hizmetin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Kısa adı NESOB olan Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yapılan olağan genel kurulunda başkanlık için aday olan Alim Yeşil ile Ahmet Sinan Bircan yarıştı. Esnaf ve sanatkarımızın duruşuna, asaletine yakışır bir şekilde kamu, kurum ve kuruluşlarla İlişkilerimizi en üst seviyede tutup sizleri ekibimle beraber en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Bizlere olumlu şekilde katkı sağlayacak projeler ancak birlik ve dirlik içinde olur, bunu unutmayalım. Bunun için de ekibimde ne gerekiyorsa ilk işim bu birlik ve beraberliği sağlamak olacaktır. Bunlar hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şahsen ben 30 yıldır esnaf olarak bu memleketin ekmeğini yiyorum. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Her zaman önce insan dedim, bundan sonra da önce insan diyeceğim. Bu fikrimde asla değişmeyeceğim. Toplam 193 oyun kullanıldığı seçimde adaylardan Alim Yeşil 102 oy, Ahmet Sinan Bircansa 89 oy aldı. Nahir Yavuz, Latif Eren. 13 oy farkla Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni başkanı Alim Yeşil oldu. 4 yıl boyunca bizlere hizmet eden Sayın Devlet Başkan Erdoğan Aykin'e huzurunuzda sonsuz teşekkür ediyorum. Biz ekibimle birlikte neden aday olduk? Amacımız ne? Niğde'de Esnaf Odaları Birliği'ne esnafımıza yakışır bir yönetim yapabilmek için sizlere temsil noktasında en iyi noktada, en iyi yerde, en güzelini temsil etme adına buraya arkadaşlarım, ekibim ve talip oldum. Amacımız ne? Niğde Esnaf Odalar Birliği'ni proje yapan, proje yapmasını en iyi şekilde bilen
bir esnaf odası haline getirmek için buradayız. Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Acıgöl Belediyesi ve Acıgöl Avcılar Kulübü tarafından düzenlenen 6. geleneksel tırap atışları yoğun ilgiyle karşılandı. Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Acıgöl Belediyesi ve Acıgöl Avcılar Kulübü tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Tırap Atışları ve Kültürel Etkinlikler Festivali farklı illerden de katılımlarla gerçekleşti. Acıgöl ilçesi Mağar Gölü'ne kurulan platformda yapılan tırap atışlarına hareketli makine, sağ, sol arkası, tek kurşun, tek hedef, tek kurşun şişe ve grup yarışmaları olmak üzere farklı kategoride yarışıldı. Festivale Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Acıgöl Kaymakamı Vekili Ömer Tuğrul Kundakçı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Maser Bağlı, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Asiltürk, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmada birinci olanlara hediyeleri Acıgöl Kaymakamı Vekili Ömer Tuğrul Kundakçı, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Hepiniz bu güzide törenimize, Türkiye'nin önde gelen bu atıcılık festivaline hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin en önde gelen atıcılık festivallerinden bir tanesi olan Acıgöl Trap Atıcılık Festivali'ni organize eden, düzenleyen ve her türlü katkıyı sağlayarak bu organizeye öncülük eden Sayın Belediye Başkanımız Ercan Ertaş'a ve ekibine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bugün burada bizi yalnız bırakmayarak çevre illerden gelen Atıcılık Federasyonu'nun üyelerine, atıcılık derneklerine, hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadılar. İnşallah bu organizasyon, bu atıcılık festivali Türkiye'ye bir örnek olacaktır. Örnek bir organizasyon olarak uluslararası bir şenliğe, bir festivale doğru ilerleyecektir. Bundan hiç şüphem yoktur. Ben herkese bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz atıcılık festivali çevre illerden gerçekten yoğun bir talep var. Allah razı olsun hepinizden. Ayaklarınıza sağlık. Bizleri bu festivalimizde, bu organizasyonumuzda yalnız bırakmıyor. Bırakmadınız ve bırakmamaya devam ediyorsunuz. Her geçen yıl artarak devam ediyor katılımcılar. Biz de sizlere elimizden geldiği kadar hürmet etmeyi ve imkan sağlamayı kendimize bir görev edindik. Atıcılık bildiğiniz gibi bizim atasporumuz, binicilik, atıcılık. Biz de bu atasporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için belediye olarak kendimize bunu görev edindik ve bu görevimizi de en iyi şekilde ifa etmeye çalışıyoruz. Bu yılki festivalimiz ve yarışmalarımızda fair play içerisinde geçmesini, kazasız belasız bir festival ve turnuva düzen geçmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz hani böyle bir şey olduğu için, bayanları kattıkları için çok teşekkür ediyoruz. İlk kez mi katılıyorsunuz? Evet, ilk kez katılıyorum. Nasıl bir derece bekliyorsunuz burada? Ya öyle büyük bir derece beklemiyorum, hani eğlence amaçlı olsun dedim. Belki derece de gelebilir, belli olmaz. Nevşehir'in trap atışları sistem iyi. Trap'ta güzel sistem var.
Özellikle profesyonellerin profesyonel atıcılarla, amatör atıcıların amatör atıcılarla olması iyi olmuş. Valla şimdi Aksaray'da geçen hafta tramp atışlarımız vardı. Orada 5 vurdum, 4. geldim. İnşallah burada da 1. geliriz. Tüm Acıgöl Belediye Başkanı'na, Ercan Ertaş'a ve diğer kaymakamımıza, Ömer Faruk Kundakçı kaymakamıma teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyondan dolayı bütün herkesi birlik ve beraberlik içinde burada görüyoruz. Ve ayrıca biz de Tepeköy Dernek Başkanı olarak muhtarımızla beraber katıldık. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum buradan. Böyle etkinlikler bizim birlik ve beraberliğimizi perkiştirir. Böyle güzel şeyler her zaman için iyidir. Biz de yılda her sene pikniğimizi düzenliyoruz. Tepeköy Derneği olarak İstanbul'da. Orada vekillerimiz geliyor. Belediye başkanlarımız geliyor. Onlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum buradan herkese. İnşallah yakın bir zamanda bizim Tepeköy'de de son günü, Ramazan'ın son günü, Arife günü 1200 kişilik bir yemeğimiz olacak. Buradan herkesi davet ediyorum. Peki bu güzel organizasyona hemen hemen her sene katılmaya çalışıyoruz. Zaten Nevşehir'den geliyoruz. Nasip, eğlencesine geldik, eğlenip gideceğiz. Avcı dostlara rastgele demek istiyorum. Kazası belasız güzel bir etkinlik. Tüm avcı dostlarımızla bir araya gelmek insanı mutlu ediyor. Böyle şeylerin olmasından çok memnunum. Acıgöl'de böyle bir etkinliğin yapılmış olması hem kaymakamımızı hem belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten avcıların, Avcılar ve Atıcılar Derneği'nin ve federasyonun ilimizde Nevşehir'i Dilara'da böyle bir etkinlik yapması son derece gurur verici. Yani kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Niğde'de üçüncüsü düzenlenen kitap fuarı ünlü yazar Kahraman Tazioğlu'nun söyleşisiyle sona erdi. Niğde'de üçüncüsü düzenlenen kitap fuarı sona erdi. Bir kalabalık grup geçiyor böyle. Önünde de bir tane dizi oyuncusu var. Mert Fırat. Ünlü yazar Kahraman Tazioğlu'nun söyleyişiyle son bulan fuar, okuyucuları yazarlarla buluşturup sohbet etme imkanı ve imza alıp fotoğraf çektirme şansı tanıdı. Bunlar gerçek mi yoksa hayal ürünü mü hikayeler? Ama bizim gençlik onu öyle söylüyor. Neden buluyoruz? Şimdi ben böyle diyorum ki, bakıyorum. Öyle bir şey dedi bu yazma işi. Gerçekse yazdıklarınız, gerçek hikayelerse, hayatlarınızı sizinle birlikte yaşıyor zaten. Sevilen yazar Kahraman Tazioğlu'na yoğun ilgi gösteren okuyucuları imza alabilmek için, fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle adeta yarıştılar. Filmine başladık onu. Hayvan adam kıskanıyor. Beni kızıyor. Elif Şafak oku diyor ya. Kahraman Tazioğlu'na şunu kendi kıvamı biliyorlar. Diyor ki kıza, sen diyor bu kendine buluyorsun, anlamıyorum ben bundan güzel yazarım diyor bak. Valla duyuyorum ben bunları. Bu kişiler böyle kavga ediyorlar aralığında falan. Neyse onları hemen teyit ediyorum, barıştırıyorum o ayrı ama şöyle bir dert var şimdi. Evet tamam, Türk toplumu zaten okuyan bir toplum değil. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı ve yönetiminin düzenlediği kahvaltıya katıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı ve yönetiminin düzenlediği kahvaltıya katıldı.
Başkan Bahçeci pazar yeri esnafı ile kahvaltı yaparak 24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk seçim buluşmasını yaptı. Sebze pazar yerinde düzenlenen kahvaltıya Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Ezentaş ve pazar esnafları katıldı. Pazar esnafı ile her zaman uyum içinde olduklarını belirten Başkan Bahçeci, "Sizlerle koordineli çalışmaya özen gösterdik. İnşallah bundan sonra sizlerle birlikte Kırşehir'imizi, pazarımızı, pazara gelen insanlarımızın rahat gelebilmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kırşehir'imiz büyüyor, gelişiyor. Ben belediye başkanı olduğumda nüfusumuz 98 bin idi. Şimdi ise 138 bine ulaşmış durumda. Bu nüfusun içinde üniversite öğrencisi ve 15 bine yakın yabancı nüfusu yok. Daha da büyümeye devam edeceğiz. Şehir güzel olursa, mutlu olursa insanları yaşamak isterler," dedi. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının startında vermiş olduk. İlk konuşmayı da burada yaptık. İnşallah bereketli olsun. Tarsus Adliyesi'nde pilot icra dairesi törenle hizmete açıldı. Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinin etkinliğinin artırılması projesi kapsamında Tarsus Adliyesi'nde açılan pilot icra dairesi düzenlenen törenle hizmete girdi. Tarsus Adliye Sarayı zemin katta bir müdür, 6 müdür yardımcısı ve 8 icra katibinin görev yapacağı Tarsus Pilot İcra Dairesi'nin açılışına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, Emniyet Müdürü Halis Ünal, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş, Mersin Barosu Tarsus Temsilcisi Cihan Öktem, hakim ve savcılar ile avukatlar ve adliye çalışanları katıldı. Kaymakam Yüksel Ünal açılış töreninde yaptığı konuşmada hukuki boşluğun olduğu yerlerde mafyanın ortaya çıktığını belirterek eskiden Amerika'da mafya vardı. Mafya hukuki boşluk varsa olur. Mafya demek kısa devre demektir. Amerika mafyayı önlemiş ve bu nedenle yok. Ülkemizde ise hukuk sistemi içerisinde icra iflas daireleri bulunmaktadır. İcra iflas dairelerinin verimli çalışması vatandaşların huzur ve sükunu içindir. Şimdi açmakta olduğumuz yeni icra dairesi modeliyle icra daireleri tek elden yönetilecektir, dedi. Doğru. Yani bir haysiyet sorunuydu. Fakat insanlarımızda bir nevi haysiyet ve şeyler globallaşmanın etkisi beraber kaybolunca artık evvelden söz senetli derler, şimdi senet para etmiyor. Seneti takip yapacak, gidecek. Tabii bunları düşünürken şöyle düşündüm. Amerika'da hatırlarsınız Al Pacino veya Baba Corleone. Yani bunlar mafyaydı. Amerika'da mafya vardı. Acaba mafya neden çıkmıştı? Neden şimdi mafya yok Amerika'da? Onların tek bir düzenlemesi vardı arkadaşlar. Amerika'da şimdi mafya. Mafya neden çıkar? Mafya hukukun boşluğu yerde de alacağı vereceği olmayan yerde mafya çıkar. Kısa devredir kısacası. Nerede bir mafya var diyorsanız, bakın açık söylüyorum, hangi kurumda nerede bir mafyalaşma varsa orada hukuki boşluk ya da alacak verecekler hukuki bir boşluk var demektir. Hükümetlerin ve devletlerin de görevi bu mafyalaşmayı önlemektir. Amerika önlemiş ve mafya diye bir şey kalmamış. Bugünlerde Rusya'da belki yavaş yavaş çıkıyor, belki teşvik ediliyor. Bazı geri kalmış ülkelerde teşvik ediliyor, kalıyor veya uygulanıyor. Ama bizim ülkemizde ise yok. Şimdi icra iflas daireler var. Tabii icra iflas dairelerimiz de bizim ders olarak okuduk. Hocamız şöyle bir önemli kelime kullanmıştı. En büyük kabadayı devlettir. Yani devlete güvenmek zorundasınız. Sizin alacağınız mazlum da olsanız, siyah beyaz da olsanız, ayakkabı numarası 42, 32 numara, 45 numarada giysen, sarışın, Malatyalı, Sivaslı, Tekirdağlı nerede olursanız olun, devlet sizin alacağınızı, senetin, sepetiniz varsa alacağınıza ve bunu da cebri olarak almaya yetkili tek makam devlettir. Yeni icra modeli dediğimiz proje icraları. 38.sini burada açıyoruz. Ağır ceza olarak 30 tane fakat bizim Türkiye'ye gelen 38 tane. Yeni icra modeliyle ilgili yeni proje icraların açılışıyla ilgili geldik. Başsavcımız dediği gibi yeni bir icra dairesi açılmış değil. Sadece mevcut olan icra dairelerinin daha etkili, daha sürdürülebilir, daha kalıcı, daha da böyle ne bileyim uzmanlaşmış personel aracılığıyla avukatlarımız bunları çok daha iyi bilir. Ve icra dairelerinin işleri düşen vatandaşlarımız çok da iyi bilirler. İcralar genelde insanlara soğuk gelir. Mahkemeler, cezaevleri, hastaneler, hapishaneler. Ama nedir? Hemen çok güzel izah etti. Eğer bir yerde normal mevzuata gibi usulüne göre devlet kontrolünde yapılması gereken işler çok yerinde, hakkına uygun, adaletli, yerinde zamanda yapamadığımız zaman bir takım gayri usulü işler devreye girmeye başlıyor veya insanlar yakınmaları başlıyor. Devletimiz, bakanımız bu noktada icraların daha etkin, daha verimli,
işlemlerini yerine getirebilmesi bakımından bu konuya çok önem arz ediyor. Özellikle yeni icra modeli kapsamında hem maddi hem de personel anlamında bizim çok özel bir gayretimiz var. Pilot icra dairesi açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasip olursa inşallah Tavus İcra Dairesi'ni yeni icra modelimizi faaliyete geçireceğiz. Kıymetli basın mensupları, bu yeni bir icra dairesinin açılışı olmayıp mevcut icra dairelerinin kapatılarak tek çatı altında toplanması ve uzmanlık alanlarına ayrılarak faaliyet gösterdiği bir idari yapılanmadır. Biz bugün yeni bir icra dairesi açmıyoruz. Tarsus'ta mevcut olan iki icra dairesini birleştirip tek çatı altında yeni icra modeli olarak faaliyete geçiriyoruz. İcra daireleri devletimizin cebri icra organı olup bu organın etkinliği ve verimliliğinin artırılması için bu pilot proje Türkiye'de 29 Ağır Ceza Merkezi'nde adliyede uygulanmaktaydı. Biz 30. olarak inşallah bugün faaliyete geçeceğiz. Pilot icra daireleri uygulaması ile tüm icra dairelerinin tek çatı altında toplanarak haciz, satış ve diğer tüm icra işlemlerinin zaman ve maliyet avantajları ile kalite standartlarına uygun hizmet verilmesi hedeflenmektedir. İYİ Parti Konya Milletvekili aday adayı Münif İzbudak, Anneler Günü vesilesiyle annelere karanfil dağıttı. Allah nicelerine eriştirsin, direksiz inşallah. İYİ Parti Konya Milletvekili adayı Münif İzbudak, Anneler Günü dolayısıyla Gülbahçe Semt Pazarı'nda satış ve alışveriş yapan kadınların Anneler Günü'nü karanfil dağıtarak kutladı. Anneler Günü kutlamaları kapsamında farklı bir etkinliğe imzasını atan İYİ Parti Konya Milletvekili adayı Münif İzbudak, Gülbahçe Semt Pazarı'nda satış yapan emekçi kadınlarla alışveriş yapan kadınlara karanfil dağıtarak Anneler Günü'nü kutladı. Semt pazarındaki tüm tezgahları tek tek gezerek bayanlara karanfil veren İzbudak, bayanların anneler gününü kutlarken esnafa ve alışveriş yapan beyefendilere ise hayırlı günler diledi. Etkinlikle ilgili olarak gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İzbudak, tüm annelerin anneler gününü kutlayarak bugün anneler günü. Hepimizin bildiği gibi cennet annelerin ayakları altındadır derler. Bizler de bugün semt pazarımızda satış yapan emektar annelerimiz ile alışveriş yapan annelerimizin bu önemli günlerini kutladık. Rabbim annelerimizi başımızdan eksik etmesin dedi. Abi hayırlı pazarlar. Geçmeden şeyini alın. Anneler gününüz kutlu olsun. Hayırlı pazarlar. Allah rızasını eriştirsin inşallah. Hürmetler. Amcam canım. Allah nicesine eriştirsin. Bir eksik. Buyurun buyurun. Yeşillik vereceğim. Buyurun. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İYİ Parti Konya Milletvekili anayarı. Allah nicesine eriştirsin. Bir eksik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Allah tanıdırmasın. Denizbank Konya Ereğli Şubesi 14 Mart Çiftçiler Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenledi. Denizbank Konya Ereğli Şubesi tarafından 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçiler onuruna kahvaltı programı düzenlendi. Gerçekleşen programa Konya Milletvekili adayı Ercüment Sarıkafa da katıldı. Çiftçinin yanında çiftçilerle birlikte el ele en güzel ürünü iyi başlatmak için çaba sarf ettik. Hepinizin çiftçiler günü kutlu mutluluklar diliyorum. Van Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırlarının kurulum hazırlıkları tamamlandı.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte belediyenin iftar çadırları kurulum hazırlıkları tamamlandı. Ramazan ayında verilecek olan iftar ve düzenlenecek programlar ile ilgili Van Valisi Murat Zorluoğlu bir otelde basın mensupları ile bir araya gelerek bilgiler verdi. Zorluoğlu evvela Ramazan ayının Van'ımıza ve ülkemize aynı şekilde tüm İslam alemine hayırlar, barış ve huzur getirmesini Yüce Mevla'da niyaz ediyorum ve bizi Ramazan ayına ulaştıran Yüce Mevla'ya hamd-ı senalar olsun dedi. İnşallah huzur içerisinde, sağlık içerisinde, afiyet içerisinde bayrama da hep birlikte kavuşuruz. Malumunuz Ramazan ayı dinimizin çok önem atfettiği kutsal bir ay. Ramazan ayı aynı zamanda kardeşlik, birlik, beraberlik duygularının da yardımlaşma, dayanışma duygularının da zirve yaptığı bir aydır dedi. Evvela Ramazan ayının Van'ımıza ve ülkemize aynı şekilde tüm İslam alemine hayırlar, barış ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Ve bizleri Ramazan ayına ulaştıran Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. İnşallah huzur içerisinde, sağlık içerisinde, afiyet içerisinde bayrama da hep birlikte kavuşuruz. Değerli arkadaşlar, malumunuz Ramazan ayı dinimizin çok büyük önem atfettiği kutsal bir ay. Ramazan ayı aynı zamanda kardeşlik, birlik, beraberlik duygularının da yardımlaşma, dayanışma duygularının da zirve yaptığı bir ay. Tabii ki güvenlik konusunda bir sorun beklemiyoruz. Bununla ilgili emniyetle jandarmamız. Çünkü Ramazan ayını Van biraz iftardan sonra yaşıyor. Kalabalık bir şekilde. Emniyetimiz ve jandarmamız buna uygun olarak vatandaşlarımızın gece sahura kadar her türlü faaliyetini dışarıda içeride yapabilmesi için gereken tedbirleri aldı. Tarım İl Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediye'miz vatandaşlarımızın sağlığı bakımından gıda denetimlerini, gıda üretim yerlerinin denetimlerini, gıda satış yerlerinin denetimlerini de aralıksız bir şekilde Ramazan ayı boyunca yapacaklar. Yine sağlık teşkilatımız özellikle Ramazan ayının ilk günlerinde olabilecek bir takım rahatsızlıkları giderecek şekilde iftar saatlerinde ve iftar sonrası saatlerde gereken tedbirleri hizmet bakımından aldılar. Büyükşehir Belediyesi ve İpek Yolu Belediyesi olarak kent meydanı olarak ilan ettiğimiz bölgede inşallah bu sene Ramazan etkinliklerimizin ağırlığı orada gerçekleşecek. Orada şu anda bir büyük iftar çadırı kurduk, görmüşsünüzdür. Yaklaşık 5000 kişiye Büyükşehir Belediyesi ve İpek Yolu Belediyesi tarafından ortaklaşa iftar ediyoruz. Yine aynı alanda hemen Ramazan çadırının, iftar çadırının hemen altındaki diğer bir alanda da bir güzel sahne ve platform kuruldu. Orada da iftardan hemen sonra başlayacak bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek. Sahne programları olacak. Ne var? Bu sene şiirler var. Şiir, söyleşi, sohbet, konser, sinema, tiyatro, mehteran gösterileri, ney ve sema gösterileri gibi bu ve buna benzer çok sayıda aktivite Ramazan boyunca herkesine, çocuklarımızdan başlayarak gençlerimize ve diğer vatandaşlarımıza hitap edecek çok sayıda farklı programla inşallah biz Van'da bu sene bambaşka bir Ramazan'ı yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ramazan ayı aynı zamanda sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayı. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.